Şu anda birçok kişide tat ve koku kaybı oluşuyor virüslere bağlı olarak. Çünkü çinko tükürükte tat ve koku reseptörlerinde görev alıyor. Birincisi. İkincisi insülin metabolizmasında rol alıyor. Eğer çinkom düşükse ben sürekli acıkırım. Ya da tam tersi de olabilir. Canım hiç yemek istemez ama karbonhidratlı şeyler, şekerli şeyler, basit şeyler ister. İşte ekmeğe meyilli olurum, karbonhidrata meyilli olurum. Ama bir sebzeyi sindirecek iştah olmaz. Ya da işte bir eti sindirecek iştah olmayabilir. Giderim basit şeyler yerim. Hem kilo alırım hem de faydalı olan şeylere iştahım olmaz. Çünkü insülin metabolizması bozuk. Yani diyabete yatkınlık oluşur bu şekilde. İnsülini yüksek olan biri zaten hormonları bozulduğu için bu sefer birçok kişi bugün bana soruyordu işte polikistik over sendromu, işte kadın hormonlarında bozulma hepsi insülin metabolizmasına bağlı oluşuyor. O yüzden bizim çinkoyu yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü bağışıklık sisteminin silahı. O olmazsa biz yani gerçekten bağışıklığımız düşer. Silah Peki gibi. çinkomu gittim baktırdım. Kaç olmalı çinkom? Nasıl bak anlayacağım? Hücre içerisinde 1500 üzeri olması iyi olur. 1500 üzeri Aynen. olmalı. Hücre içi olacak. Evet, sadece hücre dışı yetmiyor. Hücre içi de önemli. Çünkü normal gibi görülebilir ama hücre içine almış mı acaba? Ona göre takviye kullanmam lazım. Yani çinkomu da mutlaka 1500'ün Aynen. üstünde tutmam lazım. Aynen. Yani normalde 15 miligram gibi yeterli gibi görünse de normalde bir hastalık varsa, bir korona geçiriyorsa birisi 50 miligrama kadar çıkabilir. Ama bazen tabii ki uzman gözetiminde olması da gerekir eğer ilaç kullanıyorsa vesaire. Ama koronalı birine işte birkaç hafta 50 miligram kendi başına kullanabilir ama uzun süreli kullanamaz. Çünkü her şeyin fazlası da zarar. Koku tekrar geri gelinceye kadar ya da test imkanı varsa çünkü biliyoruz ki biraz pahalı testler. Herkes her zaman yaptıramıyor. Hani yaptırma imkanı varsa ve bakabilecekse içebilir ama hani devam ettiremeyecekse testleri bir yerden sonra kesmek gerekiyor takviyeleri. Yüksek doz kullanıyorsak. Şimdi ama bir şey diyeceğim. Bunları ben öğreneceğim şimdi hepsini mesela. Bunları gitsem bir devlet hastanesinde doktoru şunlara bakar mısınız desem bana yazar ve bu testleri yaptırabilirim. Yani illa dışarıda yaptırmak zorunda değilim aslında. Hani insanlar için bir formül olsun diye Tabii söylüyorum. ben şöyle yapıyorum. Diyorum ki hani devlete yapılabilen kadarını yapın ama hepsine bakmıyor devlet. İyot, selenyum, homosistein gibi değerlere bakmıyorlar. Devlette bu yok. Ama bunlar çok önemli. Niye önemli? Şimdi birinin iyotu düşükse kanser riski altındadır. Yani bu bilimsel çalışmalara bakın. Kadınlarda fibrokistik göğüsler, işte kistler, meme kanseri, rahim kanseri bu tür hani hücreler mutasyona uğruyor iyotun ciddi eksikliklerinde ve o yüzden iyotu mutlaka dengelememiz gerekiyor ve toplumumuzda çok fazla hipotiroid hastası var. Aslında iyot ve selenyumu takviye edip yani dengede kullanırsak bir uzman gözetiminde bazen ilaca bile gerek kalmıyor. Hani hipotiroid ilacına bile gerek kalmayabiliyor ama öncelikle bunları takviyelemek sonrasında eğer yine düzelmiyorlarsa tabii ki kullansınlar ilacı doktor gözetiminde. Ama öncelikle bu değerleri düzeltmek gerekiyor. Bakalım bunları düzeltince değişecek mi durum? Çünkü değişiyor gerçekten de. Ya benim arkadaşlar Hashimoto var yani hani bir tiroid rahatsızlığı var. Ve hani sadece bir ay Yasemin'in önerdiği değerlerime baktıktan sonraki takviyeleri kullandım ve doktorum yani bir endokrinoloğa gidiyorum ama yıllardır yani hamilelik döneminde falan çok önemli idi benim değerlerimin dengede kalması bütün tiroid hastalarının öyle. Ve şey dedi ki ya ilacı bırakacaksın galiba dur bakayım dedi biraz daha devam etsen. Ama çok enteresan bir ay gibi bir sürede ben bunu yaşadım mesela. Ama neden? Çünkü sadece takviyeler değil olay. Bir de beslenmeyi düzelttik öyle değil mi? De beslenmede radikal değişiklikler yaptık. Orada gluteni ve süt ürünlerini kestik. Çünkü geçirgen bağırsağı tedavi edici bir uygulamaydı o. Eliminasyon yaptık. Faydalı besinleri koyduk. Bu sefer otoimmün hastalıklarda tetiklenen şeylerden işte iki tane şey süt ürünleri ve gluten. Çünkü gluten neden? Hani modifiye edildi, oynandı gıdalarımızla. O yüzden birçok insanda semptom yaratıyor. Otoimmün hastalıklar neden oluyor. Hani hem takviyeler, bütünsel şekilde zaten ruhsal dönüşümünü kendin yapıyorsun. Hani duygularını tamir ediyorsun. Beslenmeyi buradan düzeltiyoruz. Takviyeleri geliyoruz. Bütünsel bir iyileşme oluyor bu yüzden. Süpermen olarak geri döneceğim arkadaşlar. Yani öyle gidiyor ama hep beraber. Ama şu güzelliği var. Yani ne yapıyorsam, hani kim hayatımı güzelleştiriyorsa bunu herkesle paylaşıyorum.
Hem bu kanal benim hayatımı güzelleştirdi, hem sizler, hem böyle herkese faydamız oluyor ya. O kadar seviniyorum, o kadar mutluyum ki bir kez daha Allah'a şükretmek istedim onun Çok için. güzel. Şimdi iyot çok önemli. Peki mesela iyotumun düşük olduğunu ya da olmadığını nasıl anlayabilirim? Hani bana bir belirtisi olur mu kişide? Ne zaman şüphelensin? Oh, işte mesela memelerde kistler başlıyor. Fibrokistik yapılar oluşuyor. Memelerde hassasiyet, regl sancıları, işte aşırı derecede yorgunluk, saç dökülmeleri, bu kaşların uçlarına dökülmeler oluşabilir. Birçok kişi kaşlarını o yüzden kaybediyor. Çünkü iyot eksik. Ve saçlar beyazlamaya başlıyor hızlı bir şekilde. Ama en önemli şey de işte çok aşırı yorgunluk oluşabiliyor. Buna bağlı olarak. Ve burada bir şey önereceğim. Hani memelerde kistik yapıları olan kişiler, Lugol solüsyon dediğimiz bir şey var. Eczanelerde hazırlanabiliyor bunlar. Lugol solüsyonu işte bir pamuğa ya da elinize direkt döküp memelere masaj yapıp akşamdan sabaha kadar bu şekilde bıraksınlar, yıkamasınlar. Çünkü sabah o turuncu yapı yok oluyor. Vücut onu emiyor. Yani vücut alıyor onu ve zamanla o fibrokistik yapılar gidiyor. Deneyebilirler. Harika bir doğal tavsiye o zaman. Evet. Tamam. Vitamin D. Aynen, Değil vitamin mi? D, çinko, iyot ve Çinko. selenyum. İyotu İyot. mutlaka selenyum eşliğinde almaları gerekiyor. Şimdi Lugol solüsyonu içmelerini tavsiye etmiyorum eğer bir uzman gözetiminde değillerse. Çünkü uzmanlar onun dozunu ayarlıyorlar ve çünkü birden yükselmesi de hastalıkları tetikleyebilir. Çünkü çok kritik bir denge o. Ama mesela sana verdiğim gibi hani çok düşük dozlarda olursa günlük kullanabilirler. Hani normal iyot. Ama Lugol solüsyonu tek başlarına hani çok uzun bir süre kullanmamalarını tavsiye ederim. Ama o memeleri sürmelerinde bir sakınca yok. Hani onda bir sorun yok. Ama içilecekse o farklı. Peki selenyum mu ne yapacağım? İyotu konuştuk. Selenyum nasıl anlayacağım? Ne yapacağım? Ya takviyeleri var ama Brezilya cevizi her gün 2-3 tane yerlerse günlük ihtiyaç karşılanıyor. Bitiyor olay yani. Bir cevizi. İlaç bu yani. Besinin Aynen. ilacı ne olsun? Aynen. 2 tane, 3 tane her gün yedikleri zaman tamamlanıyor ihtiyaç. Ya arkadaşlar ben bir şey itiraf edeyim. Valla ben Brezilya cevizi nedir bilmiyordum Yasemin hayatıma girmeden önce. Zaten beslenmeden de bahsedeceğiz vakit kalırsa. Yani o kadar çok ilaç niyetine geçen besin de var ki bir tarafta. İşte onlardan biri Brezilya cevizi. Selenyum için. Peki Aynen. sonra başka bitti mi bu kadar? Daha var. Vitamin C. C vitamini. Vitamin C de özellikle işte bağışıklık hücrelerini arttırıyor. İşte bu beyaz kan hücresi dediğimiz white blood cells, testlerde görüyoruz WBC. Bunun artması için yine işte hem koronadan korunmak için hem de diğer hastalıklardan korunmak için özellikle kanser hastaları hani kemoterapi alıyorlar ya. Ben bizzat şahit oldum. Benim kendi arkadaşım işte kanser hastalığı, yani meme kanseri 3. evreydi. Biz her kemoterapiden sonra bakıyorduk testlere. Bu beyaz kan hücreleri düşük ve doktor diyordu ki biz sana artık kemoterapi de veremeyiz. Çünkü aşırı düşük senin kan hücrelerin. Ondan sonra biz vitamin C damardan yaptırıyorduk. Tabii ki bunu doktoru yapıyordu. İşte yani bir test yaptırıp ona göre doz ayarlaması yapıyordu. 12 gramdı mesela. Onu yaptıktan sonra birdenbire beyaz kan hücreleri fırlıyordu. Tamam diyordu doktor, ben sana yapabilirim. Hani ne yaptın da böyle yükseldi? Her vitamin C sonrası beyaz kan hücresi yükseliyordu testlerde. Yani bunu kendimiz her hafta gözlemledik. Peki şimdi ben vitamin C'me gittim. Kaç değerde olması gerekiyor? Ve ne Onu yapacağım? ölçmemize gerek yok çünkü vitamin C'yi vücut günlük atıyor. Yani depolanabilen bir şey değil maalesef ki. Sadece dişlerde depolanabiliyor çok az miktarda. Onun dışında vücudumuz depolayamıyor. O yüzden her gün böyle 5-7 porsiyon sebze, 2 porsiyon meyve yersek genelde karşılanıyor. Ama hastaysak, korona geçiriyorsak o zaman minimum 3 gram almalıyız. Daha ciddi problemler varsa artık bir doktor eşliğinde damardan vitamin C uygulamaları olabilir. Vitamin C önemli. Bu arada şeyi iyotla selenyumun değerini söylemiş miydin? Yine insanlar bakmak isterlerse test yaptıklarında onu da söyleyelim. Yani minimum 100'ün üzerine çıkması gerekiyor iyotun. Ama zaten hani iyotun normal değerini veriyorlar. Hani onda bir sıkıntı yok. Ama mesela bir B12'yi doğru söylemiyorlar. B12 mesela 285'lerde, 200'lerde gelen biri normal gibi kabul ediliyor. Ama ben B12 800 ve üzeri olsun diyorum. 800 ile 1000 civarı olsun. Çünkü B12'nin eksikliği birçok kişide sinirlilik yapıyor, depresyon yapıyor.
kişi kendini durduk yere her şey irite olmuş hissediyor. Nedenini bilemiyor. Her şey bana batıyor. Onun sebebi B12 olabiliyor arkadaşlar. O yüzden B12. Açıklıyorum. Sinirlendiğim herkese söylüyorum. Vallahi sorumlusu B12. Çünkü bende çok düşük çıktı yani. İnanılmaz düşük çıktı. İğne oluyorum şu anda. B12 yani. İşte o şekilde. Çünkü B12 düşük olduğu zaman vücudumuzda işte bir isim var, bu biraz onlara yabancı gelebilir. Önemli değil, hani ezberlemek zorunda değiller ama metilasyon dediğimiz bir döngü var vücutta ve SAMe dediğimiz bir madde üretiliyor. Bu niçin önemli? İşte vücudumuzun detoks olabilmesi için, doğru bir şekilde sinir sisteminin doğru çalışması için. Çünkü eğer doğru detoks olmazsa ne oluyor? Vücuttaki fazla östrojen atılamıyor mesela. Kanser oluyor. Yani mesela B12 ta nereye gitti? Genetik bir şeyde çalışıyor işte, metilasyon dediğimiz döngüde. Oradan da ta nereye gitti işte? Homosistein yükseliyor bu durumda. B6, B9, B12. Aktif bir şekilde çalışmıyorsan, vücutta dengede değilse, homosistein denilen bir madde artıyor ve bilimsel çalışmalara baktığımızda bu maddenin artması direkt eşittir kolesterol, kalp damar hastalıkları. B12'yi düzeltince bir bakıyorum homosistein değeri tahterevelli gibi. O yüzden B12 çok önemli. Peki B12'nin düşüklüğünü nasıl anlayacağım? Sinirliysem bir, tamam. Başka ne yapar B12 yokluğu? Yani aslında birçok şeye neden olur. Belki de anlamayabiliriz. Hani yorgunluk yapar, aşırı sinirli, yorgun, işte hormonların yapısı bozulur, bağışıklık düşmeye başlar. Birçok şey. Hani o kadar çok şey var ki, hani acaba hangi vitamin hangisini yapıyor, bu sefer karışmaya başlar olay. O yüzden test daha önemli. Peki sonra doktoruma mı gideceğim, yoksa direkt alabileceğim bir ilaç var mı B12 ile ilgili? Diyelim ya, sen ne dedin? 800'ün üstünde olmasını isterim. 800'ün 1000'in üstünde olmalı dedin. 800 ile 1000 arası. 1000'in de üzerine çıkmasını istemiyorum. Her şeyin fazlası da zarar. Yani birazcık üstünde olmasında sorun yok ama hani aşırı 1500'lere gelmesin mesela. Ama şöyle bir şey oluyor. İğneden sonra geçici olarak yüksekmiş gibi görülüyor. Sonra birden düşebiliyor. Hani iğneden sonra test yaptırırsanız geçici yanılgı olabilir. Hani çok yüksek gibi görülebilir. O yüzden bir 15 gün ara verip sonra test yaptırırlarsa daha iyi sonuç olur. Mesela. Evet. İğne yaptıracak. Yani işte aynen. Kaç doz falan, ona kendisi insanlar karar verebilir mi? Evet. İğneleri kendileri yaptıramaz. Bir uzman eşliğinde olması gerekiyor. Bir uzman karar verecek ona. Onlar evet. Sadece hani eczanelerde satılan, serbest olan takviyelerle ancak dengeleyebilirler. Ama diyelim ki bağırsakları bozuksa kişinin B12 alması aksine fayda da sağlamaz. Mesela bağırsaklarında bakteri gelişimi var ya da mantar gelişimi var. B12 aldığında midesi daha da şişer. Hani çünkü kötü bakterileri de besleyebilir. O yüzden bir uzman eşliğinde hani bu bağırsakların önce bir temizlenmesi, sonra bu takviyelerin alınması da önemli olabilir. Peki B12 bitirdik mi? Bunlar mı? Bu kadar mı diyorsun? Çok var hani mineral, vitamin vesaire ama en önemlileri bunlardı diye düşünüyorum. Bunlarım dengede. Demirim dengedeyse. Çinko, vitamin C, B12, B6, B9, iyot, selenyum. Ben kolay kolay hastalanmaz mıyım? Kanser olmaz mıyım? Yani sadece takviye değil olay. Beslenmede kötü maddelere maruz kalmıyorsak, hani toksinli gıdalar yiyorsak, ben duygusal stres altındaysam, çocukluk travmalarım beni bugün hala etkiliyorsa, o zaman yine sorumlu olabilir yani. Hani bütünsel çerçeveden bakacak olursak. Bunlar çok önemli. Bunların bir tanesinin bile eksikliği bizi sorumlu yapar. Ama duygularımız da önemli ve beslenmedeki o bütünsel yapı da önemli. Çünkü içinde katkı maddesi var mı? Toksik bir şey var mı? Ağır metaller var mı? O yüzden de detoks önemli. O yüzden bugün birazcık detokstan da bahsedebiliriz. Bir uyanış videosuyla daha karşınızdayım. Pek çok konuda aldatılıyoruz. Pek çok konuda gerçekle görünen arasında dağlar kadar fark var. Ve ne yazık ki o konulardan biri de sağlığımız. Koronadan korunmak istiyorsak mutlaka testlere bakmamız gerekiyor. Ama bu sağlık kuruluşlarında belirlenen sınırlar maalesef ki pek doğru değil. Neden vitamin D eksikliği olan kişiler koronadan ölüyor? Hani buna baktığım zaman vitamin D'ye baktırdım. Sonra sırada ne önemli benim için? Birinin iyotu düşükse kanser riski altındadır.
Bugün anlattığım şeylerde sadece koronadan korunmak değil olay. Benim bu anlattığımı uygulayanlar aslında bütün hastalıklardan, tüm kronik hastalıklardan korunmuş olacak.